Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki açılış töreninde konuştu. Erdoğan, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da yıkılanların yerine daha iyisini kısa sürede inşa ettiysek, İzmir'de de yapımına başladığımız konut ve dükkanların ilk etabını depremden etkilenen vatandaşlarımıza teslim ettik dedi. Ayrıca Erdoğan, Bornova Eğridere'deki 34 köy eviyle birlikte depremin ardından toplam 5074 konut ve 353 dükkan yapıyoruz. Her fırsatta tekrarladığımız deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde, 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Güzel İzmir'imize son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımların 23 milyar lirasını çevre ve şehircilik alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Halen bu alanda 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Bugün teslim ettiğimiz konutlar, sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzarayı kimsenin gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimize en küçük bir ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz. İzmir'deki kalabalıkta dikkatleri çekti. Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık. Aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ ve emlak konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30.456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya İki millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaları da hızla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik alanında toplam 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Özellikle depreme hazırlık için gerçekten çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye son 120 yılda 80 bin insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Bu depremlerin çok büyük bir kısmı da eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Her fırsatta tekrarladığımız deprem öldürmez, bina öldürür. Gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binalar